2018'den beri hiçbir şekilde personel almayan ve sürekli personel sayısı düşen kurumda buna bağlı olarak mobbing, baskı, angarya sürekli artıyor. Bizler PTT emekçileri olarak PTT'ye derhal personel alınmasını ve bu sorunların temel kaynağı olan personel eksikliğini giderilerek diğer sorunların da çözüm bulacağına inanıyoruz. Bunu sadece sözlü olarak yapmadım. Defalarca PTT Genel Müdürlüğü'ne raporlar sundu. Aldığımız cevap personel eksikliğinin olmadığı ve personel alımı olmayacak. Eğer olacaksa taşeron personel alımı yapılacağı yönünde olmuştur. İki hafta içerisinde iki ilimizde PTT şubelerimizde arkadaşlarımız saldırıya uğradı. Arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Aynı zamanda önlem alması gereken kurumun da bir an önce benzer olayların olmaması için önlemler konusunda göreve davet ediyoruz. Bazı illerde biriken gönderilerin bir an önce dağıtılması gerektiği öne sürülerek pazar günleri de çalışmaya ve günlük 80, 100, 120 adet adli tebligat gönderisi dağıtma zorunluluğu dayatılmaktadır. Bu açıkça insan haklarına bir saldırıdır ve hukuka aykırıdır. Gişede çalışan emekçilere PTT sen, sigorta, kredi ve benzeri konulardaki işlem adetiyle genel müdürlüğün talebi doğrultusunda başmüdürler kendi alt amirlerine baskı uyguladığı için gişelerde çalışan emekçiler de mobbing ve baskıya maruz kalmaktadır. Keza bazı şubelerde insanlık dışı çalışma koşulları mevcuttur. Şubede tek personel çalıştırılma sadece bunun örneğidir. Cumhurbaşkanlığının yayınlanan kamu tasarruf tedbirleri genelgesi ve PTT Genel Müdürlüğü'nün 23.11.2022 tarihi ve 2371 sayılı tebliğ yazısı ile bazı yerlerde gerekçe gösterilerek PTT Merkez Müdürleri başta olmak üzere tüm iş yerlerinde amir, şef ve zeder pozisyonundaki personellerin iş yükünün ağırlaştığı dönemlerde doğrudan gişe hizmetleri dahil olmak üzere ihtiyaç bulunan tüm iş yerlerinde çalışılması istenmektedir. İnsanca yaşamak istiyoruz. Geçici çözümlerle güvencesiz istihdam sağlanmak sorunu çözmez. Kamu kurumunun sorumluluğu çalıştırdığı emekçinin mutluluğunu da düşünmekten geçmektedir. İştirak şirketleri üzerinden yapılan alım ve yapılacak alım sadece patronların zengin etmektedir. Kamunun varlıkları kamuya değil emekçileri düşünmeyen patronlara aktarılıyor. Posta dağıtıcıları adeta köle gibi çalıştırılıyor. Şubelerde memur ve güvenliğin olmadığı bir çalışma şekli dağıtılıyor. Sanki 21. yüzyılda değil de ilkel çağlarda yaşıyoruz. Posta dağıtıcıları haftada 6 gün çalıştırılıyor. Resmi ve dini bayramlarda doğru düzgün tatil yapamıyor. Yasal hakları olan yıllık izinlerini bile kullanamıyorlar. PTT personelinin iş yükünü azaltacak ve PTT'nin verdiği hizmet kalitesini artıracak çözüm, kadrolu personel alımının artırmak ve bir an önce personel alımını yapmaktan geçmektedir.